İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Adana'da var, bizde yok mu? Geçtiğimiz günlerde Adana'da ekmeklerden alınan numunelerden önemli oranda GDO'ya rastlandı. Mersin ve Adana'ya ürün veren fabrikaların ortak olması, Mersin'de de ekmeklerde GDO kullanıp kullanılmadığı sorularını akıllara getirdi. Mersinliler yeşil alanlar istiyor. Yurttaşlar beton kent halini alan Mersin'de yeşil alan istiyor. Temiz hava almak için nereye gideceklerini şaşırdıklarını söyleyen Mersinliler, gidebilen yaylalara gidiyor, gidemeyen de sırf taşlara bakıyor dedi. Yeni Güney Gazetesi. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacağız. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili seçim bölgesi Mersin'de çalışmalarını sürdüren Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan Hatıra Ormanı'nın fidan dikme törenine katıldı. Ferrari son yolculuğuna uğurlandı. Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi din adamı Roberto Ferrari, Katolik Kilisesi'nde düzenlenen törenle ebedi yolculuğuna uğurlandı. Güney Gazetesi. Mesele memleket meselesi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması süreci kapsamında partisince Toroslar ilçesinde muhtarlarla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğinin aslında bir memleket meselesi olduğunu belirterek, bu Türkiye'nin bir meselesidir, artık dönem zayıf hükümetler dönemi değil dedi. Mersin'de Nevruz ateşi yakıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Nevruz Bayramı kutlamalarında halk sinsin oynayarak halay çekti. Yumurta tokuşturan, halay başı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'sa ateş üstünden atlayarak demir dövdü. Haberci Gazetesi. İşçiler terörize ediliyor. Kayyum atanan Akdeniz Belediyesi'nde işine son verilen yüzün üzerinde taşeron işçiye destek geldi. İşçilere sahip çıkan sendika yönetimi, işçilerin terörize edilmeye çalışıldığını savundu. Biz gideriz tersine, onlar gelir Mersin'e. TÜİK, Türkiye'nin göç haritasını açıkladı. Verilere göre Türkiye'de 5.238.806 kişinin farklı illere göç ettiği tespit edildi. Mersin ise aldığı göç, verdiği göçten fazla olan, net göç hızı pozitif ilerleyenler arasında yer aldı. Türkiye'de ise 36 ilin verdiği göç, aldığı göçten fazlayken, 45 ilin ise aldığı göç, verdiği göçten daha fazla çıktı. Kadın Gazetesi. Erkekler Şubat'ta 24 kadını öldürdü. Biyanet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Şubat'ta 24 kadını öldürdü, 7 kadına tecavüz etti, 11 kadını taciz etti, 21 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, 28 kadını yaraladı. 2017'nin ilk 2 ayında erkekler 53 kadını öldürdü, 13 kadına tecavüz etti, 17 kadını taciz etti, 48 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, 51 kadına şiddet uyguladı. Hollanda'nın ilk başörtülü avukatı Fatma Falime Arslan, beni temizlikçi sandılar. Mahkeme salonuna girdiğinde kendisini temizlikçi sandıklarını belirten avukat Arslan, onlardan aldığı eğitimle onlara karşı kendisini savunduğunu, Türk ve Müslüman toplumu da bu şekilde savunmaya devam edeceğini söyledi. Hakimiyet Gazetesi. Hayıra çağırdılar. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu üyeleri hayır çağrısı yaptı.
Toroslar'da Nevruz coşkusu. Toroslar ilçesinde Nevruz Bayramı büyük bir katılım ve coşkuyla kutlandı. Anıttepe Parkı'ndaki kutlamalara katılan binlerce Mersinli, Nevruz ateşi çevresinde halay çekerek baharın gelişini kutladı.